Arkadaşlar, Mersin Üniversitesi Erdem Uygulama Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri bölümüne ait bilgisayar ağları dersine hoş geldiniz. Geçen dersimizde yönlendirici konfigürasyonu yapmıştık. Bir yönlendirici sıfırdan yapılandırma ve RIP yönlendirme ayarlarını yapmıştık. Bir önceki hafta anlattığımız diğer yönlendirme teknikleri ve komutlarını da yine aynı şekilde deneyebilirsiniz, uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Bu dersimizde WAN teknolojileri ve çoğullama ATM protokolü kavramları var. Şimdi şu ana kadar hani routerların devreye girmesiyle WAN teknolojisinin aslında içerisine girmiş bulunmaktayız. Bu dersimizde de WAN teknolojilerinin ve WAN teknolojilerinde çoğullama kavramından ve ATM protokolünden bahsedeceğiz arkadaşlar. Peki WAN protokolleri nelerdir? Bunlar öncelikle arkadaşlar OSI referans modelinin birinci ve ikinci katmanlarında çalışan WAN işlemlerinin kullandığı başlıca protokollerdir öncelikle. İşte bu protokoller HDLC, PPP, Frame Relay ve ATM olarak dört tane protokolden bahsedeceğiz bu dersimizde. Yani bunların haricinde daha eskiden kullanılan X25, ISDN gibi protokoller de yer almakta. Fakat onların teknolojileri artık eskidiği için günümüzde yaygın olarak kullanılan bu dört protokolden bahsedeceğiz. Peki nedir çerçeve aktarma ya da frame relay olarak bahsedilen? Frame relay olarak bahsedilen teknik nedir? Öncelikle frame relay ile başlayalım. Standart bir geniş alan ağı teknolojisi olarak söyleniyor. Verilen eski teknolojilere nispeten yüksek hızlarda dijital networkler üzerinden iletilmesini sağlıyorlar. Eskimiş ve artık yaygın olmayan bir teknolojidir yine. Yani eskiden başladık. 1988'de başlamış arkadaşlar. Bu standart ISDN ortamı üzerinde paket anahtarlama olarak çalışan bir hızlı paket hizmeti tanımlanmış ve buna da çerçeve aktarma modunda taşıma hizmeti ya da çerçeve aktarma ya da frame relay adı verilmiş arkadaşlar. Bunlar dediğim gibi ISDN teknolojisi üzerinden. ISDN'i de şöyle açıklayalım. Yani günümüzde ADSL telefon hatları üzerinden dijital veri aktarmanı sağlayan yapıdır. ISDN de bu ADSL'in ilk kullanılan tekniğidir. Dijital telefon kabloları üzerinden, analog kablo üzerinden dijital verilerin aktarılmasını sağlama tekniklerinden birisidir. Çerçeve aktarma ya da frame relay arkadaşlar, bursty trafik denilen patlamalı trafik olarak da Türkçe'ye geçiyor. İhtiyaca göre bant genişliği prensibi uyarınca özellikle kiralık hatlara göre çok daha verimli ve ekonomik olarak paketleri taşıma işlemi gerçekleştiriyor. Hata ve akış kontrolü bulunmayan frame relay'de geleneksel olarak X25 şebekelerine göre daha yüksek ve hizmet sırasında artırılabilen esnek hızlar sağlıyor. Ve bu dediğimiz gibi X25 ve ISDN'den sonra geliştirilen ilk standart olduğu için arkadaşlar hem X25'in hem de ISDN'in tekniklerini kullanarak daha hızlı veri aktarımı sağlama amacı gidiyor. Çerçeve aktarmanın özellikle geliştirmesindeki itici güç uzak bölgelerdeki LAN'lar arasında bağlantı kurma ihtiyacının giderek artmasıdır. Bu uzak bölge dediğimiz arkadaşlar özellikle ülke çapında iletişim ihtiyacının artması, işte bankaların, orduların veya ticari işletmelerin iletişim ihtiyacının artması özellikle frame relay kavramına gelişmesini sağladı. Tabii bu işlemler yani bu gelişmelerin %90'ı Amerika'da olduğu için Amerika'da da eyaletler arasında veri aktarımı kavramı burada öne çıkıyor. Tabii özellikle finansal desteklerin yanında yani üniversiteler tarafından geliştiriliyor bunlar. Ama tabii ki her zaman sponsorlar finans veya askeri
teknoloji geliştiricileri oluyor. Bu da yine finans açısından bankaların iletişimi için önemli bir ihtiyaç tam doluyor arkadaşlar. Tabii bağlantı yönelimli olma, adresleme ve yönetmenin çok basitlenmesini sağlarken yol kurma fazından dolayı da gecikme artabiliyor diye belirtilmiş. Gecikmeyi azaltan bir çözüm, Permanent Virtual Circuit denilen, sürekli sanal devre denilen bir uygulama burada. Frame Relay'di arkadaşlar. Bu uygulamada iki nokta arasındaki haberleşmede daima aboneliğin başlangıcında saptanan aynı sanal devre kullanılmakta. Çerçeve aktarmanın ilk yıllarında daha çok PVC olarak kısaltılan Permanent Virtual Circuit çalışma görülürken günümüzde SVC yani Switched Virtual Circuit. Burada da zaten Frame Relay switchlerin bir teknoloji kurduğunu, bir ortam oluşturduğunu görebiliyoruz. Anahtarlamalı sanal devre uygulamalarıyla her bir haberleşme için önce bir sanal devre kurma şeklinde çalışmalar ağırlık kazanmış oluyor. Burada tünelleme denilen bir yöntem kullanılıyor arkadaşlar. İki şube arasında veri iletişimi olacağı zaman güvenlik açısından aslında günümüzde biraz VPN altyapısını da andıran bir yapı kullanıyor güvenliğinde. İki şube arasında bir tünelleme işlemi sanal bir bağlantı gerçekleşiyor ve bu sanal bağlantıda paket aktarma işlemi gerçekleşiyor arkadaşlar ya da çerçeve aktarma olarak belirttiğimiz paketleme karşılıklı olarak gönderme işlemi gerçekleşiyor. Bu da yine tekrar belirtelim bir telefon hattı üzerinden bunu düşünün. Yani günümüzdeki siber altyapılar olarak düşünmeyin veya uydu aracılığıyla gerçekleştirilen iletişimler olarak düşünmeyin. Tamamen analog altyapıya sahip olan telefon hatları üzerinden gerçekleştirilen veri aktarma işlemiydi. Bu çerçeve ya da frame relay kavramı. Tabii günümüzde hala arkadaşlar internet altyapısında frame yapısının kullanıldığını biliyoruz. Frame yapısı çerçeve yapısı ve bütün veriler paketlenerek karşıya iletiliyor. Asenkron transfer modu dediğimiz ATM, Asynchronous Transfer Mode denilen ATM'e gelelim. ATM genel ve özel şebekeler üzerinden ses, görüntü ve veri iletimine olanak tanıyan bir teknoloji. Çerçeve tabanlı bir mimariden daha çok hücre tabanlı bir mimari olarak üzerine kurulmuş. ATM hücreleri her zaman sabit 53 byte uzunlukta. Burada ATM Network'teki kavram özellikle her zaman sabit 53 byte uzunluktaki paketlerle iletiliyor, hücrelerle iletiliyor. ATM hücreleri 5 byte değerinde bir başlıktan ve 48 byte değerinde bir yükten yani payload veriden oluşmakta. Küçük ve sabit uzunluklu hücreler ses ve görüntü trafiğinin taşınması için iyi bir uyuma sahip. Bu yüzden arkadaşlar. Bu trafiğin gecikmeye tahammülü yok diyorsunuz. Hani ses ve görüntü aktarımında özellikle televizyon yayınlarını, tabii canlı yayınlarından bahsediyorum. İlk aşamalarında özellikle ses ve görüntü aktarımının gecikmemesi gereken bir veri şekli olduğu için görüntü ve ses trafiğinin iletimin başlaması için daha büyük paketleri beklemesine ihtiyaç duymuyor. Küçük paketler halinde karşıya gönderiliyor. Tabii tekrar belirtelim arkadaşlar. Bunlar 1980-1990'ların teknolojileri. Yani günümüzde ATM teknolojisi daha da gelişti diyelim ama kullanılmaz hale de geldi aslında birileri. Ama özellikle WAN teknolojilerinin gelişimi açısından önemli bir yol aşaması. Özellikle 53 byte değerindeki ATM hücresi çerçeve aktarma yani frame relay ve X25'teki büyük çerçeve paketlerden daha az verimli. Hücre parçalara ayrılmış ve şebeke katmanı paketlerini taşıdığında ise masraf daha fazla oluyor ATM'de arkadaşlar. Yani paketler hücre olarak küçültüldüğü için
Tabii ki bu taşıma işlemi daha uzun sürüyor ve bu da masrafı daha da arttırıyor. ATM bağdaştırıcısı aynı zamanda bu paketleri varılacak noktada tekrar birleştirme durumundadır. Tipik bir ATM hattının aynı miktarda şebeke katmanı verisini taşıyabilmek için hemen hemen %20 daha fazla bant genişliğine ihtiyaç duyuyor arkadaşlar. Yani frame relay teknolojisine göre ATM teknolojisi %20 daha fazla bant genişliği ihtiyacı duyuyor. ATM'deki hem PVC hem de SVC kullanımı mümkün. Frame relay'de bahsettiğimiz. Ama yine de WAN'larda PVC kullanımı daha yaygın. Ayrıca diğer paylaşımda olan teknolojilerde olduğu gibi ATM şebekeye bir tek kiralık hat bağlantısı üzerinde çoklu virtual connection yani sanal bağlantı kullanılmasını da mümkün kılıyor. Burada yine ATM network'ünden işte ATM switch kullanmak gerektiğini, bu teknolojilere uygun switch'ler kullanmak gerektiğini tahmin edersiniz. Özellikle ATM'in avantajlarından bahsedelim arkadaşlar. Şimdi ATM'in en büyük avantajı verileri çok büyük hızlarda taşımasıdır. Birinci avantajı bu. Hızla gelişen bir teknoloji. Standartlaşma çalışmalarında özellikle devam ediyor. Gelecekte belirecek talepler şimdiden birçok büyük firmanın bu konuda araştırmalara başlamasına yol açmıştır diyor. Büyük firmalar bu konuda iş yapan küçük firmaları kendi bünyelerine katarak da yine arkadaşlar çalışmalarını hızlandırabiliyor. Hızı arttırma amaçlı olarak hata kontrolü minimum düzeyde tutuluyor. Bu durumda da hata kontrolü kullanıcının sorumluluğuna bırakılmaktadır. Bu yüzden arkadaşlar özellikle televizyon yayınlarında, canlı yayınlarda bağlantı kesilmeleri, bağlantı kopmaları, donmalar gibi problemleri görebiliyoruz izleyici olarak. Video, ses, TV, text gibi her türlü veri tipinin hepsini destekleyen bu bütün ağların bir ortamda entegrasyon için taban sağlayacak olan BISDN için özellikle I2T tarafından anahtarlama model olarak ATM seçilmiş diye belirtiliyor. ATM fiziksel taşıma ortamından bağımsızdır. Bu da önemli. Yine fiziksel taşıma ortamı dediğimiz yani kablolu, kablosuz gibi, fiber optik gibi bağımsız bir şekilde taşıma ortamından bağımsız bir şekilde çalışabiliyor. Kablolar koaksiyel kablo olabileceği gibi fiber de olabilir. Fiziksel katmanı olarak SONET tavsiye edilmektedir diye belirtilmiş. ATM var olan sistemlerde de yine uyumludur. Bu onun her türlü ağ ortamıyla sorun olmadan konuşabilmesini de sağlamaktadır. ATM veri iletiminde de esnektir arkadaşlar. Değişken bit hızlarını destekler. Kullanıcı isteğine göre iletişim hızı belirlenebilir. Hatta bazı anahtarlar kullanıcılara ait bant genişliği de sunabiliyor arkadaşlar. Yani her kullanıcı için ayrı bir hız ve ayrı bir bant genişliği tanımlaması yapabiliyorsunuz ATM'de. Bu da büyük bir avantaj haline geliyor arkadaşlar. ATM ağında hata oranı ve gecikme değeri bildirilerek belli bir kalitede hizmet alınabilmekte. Bu da ağa bağlanıldığında kullanıcı tarafından ağ ortamına bildiriliyor. İstenilen şey hız ise hata oranı göz önüne alınmayabiliyor. Hata oranı önemliyse o zaman da hızdan ödün vermek gerekiyor arkadaşlar. Yani burada hata oranı gecikme değeri kavramında karşılıklı olarak bir esnetme mümkün. ATM sabit boyutlarda ve küçük hücreleri anahtarladığından ağ kaynaklarını optimum kullanabilir şeklinde bir yine avantajı var. Bu da özellikle arkadaşlar devre anahtarlamadaki yani switch kavramındaki devre bütün bağlantı için kapatılmıyor. Yani bir switch üzerinden diyelim ki 20 tane terminal istekte bulunuyor. Siz benim verim önemli, iletişim kurmak istiyorum denildiği zaman switch'i kilitlemiyor o port. Diğerlerine de yine her zaman bir esneklik, bir bağlantı imkanı sağlıyor. Çünkü
hani paket yapısının özellikle küçük olmasından dolayı arkadaşlar. Diğer taraftan anahtarlar özellikle silinçler yalnızca iletişimin gerekli olduğu düğümler arasında kurduğu bağlantılarla ağ bant genişliğinin de etkin kullanımına sağlıyor. Yani gereksiz iletişim paketlerini önleyerek iletişim kalitesini arttırmış oluyor arkadaşlar. ATM yapısı, ağ yapısı büyümeye elverişlidir özellikle. ATM onu yorumlayan firmaya göre bazı değişiklikler taşıyabilir diye de belirtmiş. Yani ATM geliştiricisi firmalar yine değişiklikler yapabiliyor. Belirli şartları sağladıkları sürece değişik ATM LAN'lar birbirleriyle iletişim kurabiliyorlar. ATM istatistikli çoklama tekniğini kullanarak çok kullanıcının veri trafiğini tek bir ağ üzerinde birleştirebiliyor arkadaşlar. Bunu da en etkin şekilde yine yapabiliyor. ATM'in özellikle anahtarlama yönlendiricilere göre daha kolay anlaşılıyor. Uygulaması kolay ve daha ekonomik bir çözüm oluşturuyor arkadaşlar. Yönlendiricilerin mevcut yazılımlarının düzeyi, karmaşıklığı, mimarisi ve fiyatı anahtarlar karşısında devre dışı kalmalarına yol açmaktadır diye belirtilmiş. Yani ATM anahtarlama tekniğiyle yönlendiricilere ihtiyaç duyulmadan bağlantılar kurulabiliyor. Burada en büyük avantajlardan birisi de bu. Tabii yönlendiriciyi tekrar söyleyelim. OSI modelinde arkadaşlar birinci ve ikinci katmanda çalışan yapılar olduğu için siz eğer OSI modelini kullanacaksanız ATM'den farklı olarak OSI modelini kullanacaksanız mutlaka yönlendirici yani router kullanma ihtiyacınız var. Ama ATM kullanıyorsanız router'a ihtiyaç duyulmuyor. Switch'ler bu iş için yeterli oluyor. ATM anahtarları mevcut ağ ekipmanı üzerinde hiç değişiklik yapmadan ya da çok küçük bazı değişiklikler yaparak ağa eklenebiliyor arkadaşlar. Bu da en büyük avantajlarından birisi. Siz sonradan ATM anahtarları eklemek istediğiniz zaman ağınızda çok fazla bir kurcalamaya ihtiyaç duymadan, değişikliğe ihtiyaç duymadan ağınıza eklemeniz mümkün. Bu da ATM'in en büyük avantajlarından yine birisi. Evet. Dezavantajları da tabii ki var. Yani bir şey avantajlıysa dezavantajı da mutlaka vardır. Hayatta da öyledir. Bir şeyin faydası varsa çok fazla faydalı gibi görünürse de arka planda mutlaka bir zararı da vardır. Burada da ATM'in de dezavantajları var. Pahalı bir teknoloji özellikle arkadaşlar. Fakat yakın bir zamanda bu teknoloji hani ucuzluyor. O da yani hani günümüzde routerlardan daha ucuz hale gelmeye de başladı. ATM anahtarları yönlendirici tarafından verilmekte olan hizmet sınıflarının pek çoğunu kendi yapısı içinde kullanıcılara sunmakta. Güvenli WAN erişimi, güvenlik duvarları ve çoklu protokol desteği yine dezavantajlarından birkaçı arkadaşlar. Bu tabii güvenli WAN erişimi dediğimiz kavram ATM yeni bir teknoloji olduğundan henüz gerekli donanım ve yazılım desteği yeterli değil. Bunda en önemli etken standartların tam olarak oturmaması. Özellikle yazılım konusunda büyük eksiklikler var. ATM teknolojisi henüz hala olgunlaşma devresinde arkadaşlar. Endüstri uzmanları olgunlaşması için 2 ya da 3 yıllık bir süre gerektiğini tahmin etmektedir demiş. Ama bu tabi arkadaşlar daha da günümüzde geliştiğinden bahsedilebilir. ATM anahtarları özellikle yönlendirici tarafından verilmekte olan hizmet sınıflarının pek çoğunu kendi yapısı içinde kullanıcılara sunmaktadır. Fakat henüz standartların oluşmaması yüzünden işte güvenli WAN erişimi, güvenlik duvarları ve protokol desteği diyeceğimiz kavramları tam olarak yapamamaktadır. Nedir bu güvenli WAN erişimi dedi? Yönlendiriciler özellikle diğer ağlara bağlanma konusunda tek güvenilir cihaz olarak kabul edilmektedir. WAN'larda arkadaşlar.
farklı bir ağa bağlanma ihtiyacı duyuyor. Yani switchleri biliyorsunuz. Switchler izin verilen alt ağ maskesine göre izin verilen her türlü paketi iletebilir. Ama yönlendirici izin verilmeyen paketlere veya ağlara erişimi önleyici bir yapıya sahiptir. Güvenlik duvarların konusunda da yönlendiriciler ağın belirli alanları dışında kullanıcı erişimini sınırlama özelliğine de sahiptir. Bu ortaya çıkan bir sorunun ağın başka bir bölümüne intikal etmesini engellemektedir. Güvenlik duvarı kavramında çoklu protokol desteği dediğimizde yönlendiriciler tipik bir heterojen ağda bulunan bütün protokolleri yani IP, IPX, SNA, AppleTalk gibi çalıştırabilmektedir ama ATM bunu tam olarak yapamamaktadır arkadaşlar. Evet, ikinci dersimizde High Level Data Link Control yani HDLC denilen kavramla devam edeceğiz. İkinci dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar.